parazit ve böcek ilaçları grubunda yer alan Flagyl, 500 mg'lık 20 tablet içeren karton ambalajlarda bulunmaktadır. Flagyl'ın etken maddesi metronidazoldur. Flagyl 500 mg tablet nedir, ne için kullanılır? Bu ilaç, vücuttaki bakteriler ve parazitlerle savaşarak, parazit ve bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonları tedavi eden güçlü bir antibiyotiktir. Flagyl, şiddetli ağrı eşliğinde kanlı ve sulu dışkılama belirtileriyle kendini gösteren, amipli dizanteri hastalığına neden olan, daha sonra da karaciğer, akciğer, böbrek ve dalak gibi diğer iç organlara yayılan, parazit kökenli bir hastalık olan amibiyaz hastalığı tedavisinde ve ince bağırsağın üst bölümlerine ve safra yollarına yerleşerek çoğalan, Giardia lamplia adlı parazitin sebep olduğu uzun süreli ishal, bulantı, kusma, geğirme, gaz çıkarma, karın ağrısı ve iştahsızlık belirtilerini içeren Giardiasis hastalığı tedavisinde, bayanlarda vajinada kaşıntı, yanma, şişlik, gri, yeşil, kirli sarı renkli, koyu kıvamlı ve kötü kokulu akıntı gibi belirtilerle kendini gösteren vajina iltihaplanması, erkeklerde ise idrarı vücut dışına atan kanalın iltihaplanması, prostat iltihabı gibi üreme boşaltım sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde, anaerobik bakterilerin bulaşma riski yüksek ameliyatlarda oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesinde ve ameliyat sonrası anaerobik bakterilerle oluşan enfeksiyonların tedavisinde ve anaerobik bakteri kaynaklı karın içinde meydana gelen enfeksiyonlar, ağır deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve diş eti enfeksiyonları tedavisinde kullanılmaktadır. Flagyl tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Flagyl tabletin her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. Tabletler ezilmeden ve kırılmadan yemek sırasında veya yemekten hemen sonra alınmalıdır. Flagyl ile tedavi 7 gün süreyle yapılmalıdır. Flagyl tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Herhangi bir ilaca karşı alerjiniz varsa ya da karaciğer hastalığı, böbrek yetmezliği, mide ve bağırsak hastalığı, kramp şeklindeki karın ağrıları, anemi veya lökopeni gibi kan hücresi bozukluğu, epilepsi veya diğer hastalık nöbetleri bozuklukları, sinirlerde herhangi bir bozukluk durumu varsa, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza durumunuzu bildiriniz. Flagyl almaya başladıktan kısa bir süre sonra iyileşme belirtilerini kendinizde görseniz bile, hekimin reçetede yazdığı kullanım süresine uyunuz. Vücudunuzdaki enfeksiyon tamamen temizlenmeden de iyileşme belirtileri görülebilir. Doktorunuzun tavsiye ettiği doz ve kullanma süresini dikkat alınız. Flagyl ile tedavi süresince alkol almaktan kaçınınız. Tedavi bitiminde ilaç alımını bıraktıktan sonra da en az 3 gün süreyle alkol almayınız. Tedaviniz sırasında Flagyl idrarınızı kahverengi ya da kırmızı renge boyayabilir. Böyle bir durumda endişelenmeyiniz. Çocuklara Flagyl'ın şurup formu verilmelidir. Hamilelik şüphesi varsa veya hamilelik döneminin ilk 3 ayındaysanız ya da bebek emziriyorsanız Flagyl tableti kullanmayınız. Flagyl kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. Sarılık, karaciğer hasarı, ağız içi ve kenarlarında beyaz renkli lekeler ya da yaralar, diş eti kanaması, yorgunluk ve sırta vuran şiddetli karın ağrısı, Flagyl'ın çok nadir oluşabilecek yan etkileridir. Bu istenmeyen etkilerde bir sağlık kuruluşunda tıbbi destek almanız gerekebilir. Bu videoda dinlediğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden alınmıştır. Video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.